Üretimde ikincil ham maddenin kullanılması enerji, su gibi maliyetleri azaltır, kaynakları verimli kullanmamızı sağlar. Adana'da faaliyet gösteren İpek Geri Dönüşüm, Organize Sanayi Bölgesi ve Sarıçam Belediyesi'ndeki ambalaj atıklarını toplayıp, ayrıştırıp geri dönüşüm süreciyle ekonomiye kazandırıyor. Ancak onları farklı kılan bu değil. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf İpek'in sokak toplayıcılığından patronluğa uzanan öyküsü ve işletmesinde sadece sokak toplayıcılarını istihdam ediyor olması. Sizleri bu örnek işletmeye götürüyoruz. Değişen yaşam standartları ve tüketim alışkanlıklarıyla ambalaj atıklarının miktarı her geçen gün artıyor. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinde sokak toplayıcıları isimsiz kahramanlar oluyor. Sokak toplayıcılarının atıkları lisanslı işletmelerle işbirliği içinde ve kayıt altında toplamaları oldukça önem taşıyor. Adana İpek Geri Dönüşüm tam olarak bunu gerçekleştiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf İpek, sokakların dilini biliyor, sokak toplayıcıları için mücadele ediyor. 7 yaşlarında işte bir sokaktan kağıt bulmaya başladım. Kağıt toplayıp ayrıştırıp belli ürünlere yetkili firmalara, o zaman yetkili firmalara temin ederek başladım. 2010 yılında 3 tane 4 arkadaşımla beraber Sadra Leventoğlu, Vesti Güler, Mahmut Fırat, ben bu şekil arkadaşlarımızla birleşip dedi ki biz bir firma kuralım, kendimizi genişletelim. Firmamızı kurduk. Organize Bölge Müdürlüğü'ne yani resmi olarak yetkililere bize kendimizi ifade ettik, gösterdik. Onlar sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Organize Bölge Müdürlüğü'ne geldik. Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne geldik. Bize yardımcı oldular. Biz burada toplamaya başladık. At toplamaya başladık. Ondan sonra firmalardan biz at almaya başladık. Bir aracımız varken şu an 7 aracımız oldu. 30 tane koyu terimiz oldu. O şekilde onların katkılarıyla belli büyüklerimiz destek vererek ve şu an 40 tane personel çalışıyoruz. Kendi personeli sigorta bir şekilde. Gayemiz at toplayıcıları, bizim gibi geçmişten gelip at toplayıcıları daha güzel, daha düzenli, daha tertipli çalışıp evine daha güzel ekmek götürmeleri öyle. Gaye o. İpek yıllar evvel bugünlerin hayalini kuruyor, azmediyor, başarıyor. Aslında hayalimizde bu vardı ama tabii ki yani sabırla, azmederek, yaparak, uğraşarak bunlar olur, her şey olur. Yeterlisi azmetsin, yaptığı şeyi kıymetlendirsin, kıymet bilsin, değer versin. Sokak toplayıcılarının hor görülmesinden yakınan Yusuf İpek, onların toplumda hak ettikleri değeri görmesi için örnek bir uygulama başlatıyor. Ben yaptım, neden başkaları da yapmasın diyor. Bu işten yaptığımız için, bu işten geldiğimiz için biraz daha acı veriyor insana yani. Onun için onları daha çok düşünüyoruz. Yani hak edişleri daha fazla bu şekilde değildir yani. Yani bu düzen olmamalı. Daha değişik düzenlere çalışılabilir, yapılabilir. Bu başarı hikayesinde Yusuf İpek'in en büyük destekçilerinden biri Tunceli'de vatani görevi sırasında tanıştığı, bugün şirketin genel koordinatörlüğünü üstlenen Muhammed Fırat oluyor. Rabbim bizi askere birleştirdi. 2010'da artık iş hayatımızda bir oldu. Yusuf'un hayatı çok zor geçmiş. Sokakta hayatını kazanmış, atı toplayıcılık yapmış. Biz bunları zaman zaman çok konuştuk. Bana hayallerinden bahsederdi, yapmak istediklerini anlatırdı. Bunların nasıl yapılacağı konusunda da böyle bir yardım, bir arayış içindeydi. Yani ben bunu yapmam lazım, benim kendimi ifade etmem lazım. Bu konuda destek almam lazım diye sürekli konuşuyorduk. Bir gün yine bir konuşma esnasında beraber yola devam edelim diye teklif etti bana. Ben de katıldım. Ben esasında bilgisayar programcısıyım. Mesleğim bilgisayar üzerine kurulu. Hayatımı hep böyle devam ettirdim. 2011 yılından sonra atık toplayıcı oldum ve geri dönüşüm sektörüne girmiş oldum. Son hırslarına şahit olduğum için ben de hırslandım. Onun hedefleri benim hedefim oldu. Çünkü aramızda bir kardeş hukuku da var. Beraber aynı hedefe doğru gittik. Bunu yaparken Yusuf gibi bu işin içinden gelen Adana'daki atık toplayıcı arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Bizim personelimizin hepsi idari personel ve muhasebe hariç. Hepsi atı toplayıcı. Şoförlerimiz, fabrikalara gidip ürün yüklemesi yapan arkadaşlarımızın hepsi atı toplayıcı. Muhammed Fırat, tesisteki işleyişe dair bilgi veriyor. İpek Geri Dönüşüm, Sarıçam ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika. 40 tane personelimiz var, 8 tane kamyonumuz var. 30 adet de konteynerimiz var. Lisanslı, bakanlık onaylı ve yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Ambalaj atığı toplama konusunda.
Ambalaj atığı topluma ayırma lisansı ve tehlikesiz atık topluma ayırma lisansımız var. Bu kapsamda organize sanayideki tüm fabrikalardan ambalaj atıklarını, tehlikesiz atıklarını topluyoruz. Tesisimize getiriyoruz, burada ayırıyoruz kalem kalem. Her birini geri dönüşüm yapacak tesislere ulaştırıyoruz. Organize sanayi bölgesi yanı sıra Sarıçam Belediyesi ile anlaşıp yetkili kuruluş olarak cam, plastik, kağıt ya da metal atıkları toplayan şirket okullarda da geri dönüşümün önemine dair eğitimler veriyor. Aylık ortalama 1000 ton atığı ayrıştıran tesiste amaç entegre bir yapıya kavuşmak. Bu kapasiteyi biz biraz daha teknik yapmaya çalışıyoruz. Yani plastik ürünleri biraz daha detaylandıralım, geri dönüşümünü yapalım. Niyetimiz bu, amacımız bu. Bu konuda da destek bekliyoruz. Yani bulunduğumuz ilde, ilçede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden, bulunduğumuz belediyeden, organize sanayi bölgesindeki sanayicilerden bu konuda destek bekliyoruz. Biz kurumsal resmi başvurularımızı yapacağız. İşte ajansa, KOSGEB'e başvuracağız ama bizim bu faaliyetimizi, bu başarımızı görüp bize destek olacak insanlar bekliyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinde sokak toplayıcıları iş güvenliği ve iş sağlığından yoksun bir şekilde atık topluyor. Adana'da sokak toplayıcılarının sayısı 3500. Onlardan 1000'i başta geri dönüşüm olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam edilmiş durumda. Bu yapıda Adana Atık Kağıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Sadullah Leventoğlu'nun ciddi bir katkısı bulunuyor. 35 yıl zarfında sokakta yani bilinçsiz şekilde çalıştık. Kentle entegre olamadık. Ama en önemlisi 2010 yılında Adana'mızın büyükleri, Adana Valimiz, Sayın İlhan Atış, eski valimiz, gerçekten bir devlet adamı, çok ciddi şekilde bir destek verdi. Yılda 55 milyon dolar civarında bu işe bir katkı var. Biz de bu sektörde mesela kardeşlerimizle, yani amacımız hem geri dönüşümü kazandırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, hem de atık toplayıcıları genel sektöre katıp bir statü kazandırmak, yani iş kolu yapıp onları topluma kazandırmak. Atık toplayıcılarının toplumda kabul görmesi konusunda Adana Atık Toplayıcıları Derneği emeğinin karşılığını almış. Başkan Sadullah Leventoğlu'nun paylaştığı rakamlar çarpıcı. Atık toplayıcıların çocukları okuyacak, kendileri çalışacak. Yani bizim çocuklarımıza yakında ülkeyi yönetecek. Kimisi doktor olacak, kimisi bakan olacak, kimisi başbakan olacak. Ama neticede bizim ekmeğimiz, kaynağımız bu. Başarımız hepimizin başarısıdır. Baştakilerden toplayıcılara kadar. Toplum bu konuda duyarlı olsun, atık toplayıcılara sahip çıksın, hani yapamaz diye düşünmesinler. 2009'da derneği kurduğumuzda suç oranları %88'di. Bugün suç oranları %20. Suç oranları %20. Bu ne oluyor? İstihdam yaratanlar, bu insanları çalıştırdığı zaman, insanlar evine ekmek götürdüğü zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunlara güvensinler, istihdam ettirsinler, sahip çıksınlar. Sahip çıkmayla inanın ki her şey oluyor. Biz de burada çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Bizde ben diye yok, biz varız. Biz varsak toplum var o zaman. Bütün arkadaşların emeği var. Adana'mızın, Türkiye'mizin genel yöneticileri, bakanlarımız bu konuya destek verirlerse her şey olur. Zaten hedeflerimiz büyük. Avrupa Birliği projeleriyle, Kalkınma Ajansı projeleriyle daha yeni yeni bunları öğrenip Allah nasip ederse bir daha çekime geldiğinizde entegre bir tesiste, bir fabrikada o zaman bizi gördüğünüz zaman şaşırmayın yani. Hani demin yine söylemiştim. İpek geri dönüşümü izlemeye devam etsinler. Genel Koordinatör Muhammed Fırat sözlerinin sonunda 2004 yılından itibaren yasal düzenlemelerle bir sisteme bağlanan ambalaj atıkları yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sokak toplayıcılarına daha fazla önem verilmesini istiyor. Atık toplayıcıların bu ülkede ben çok kutsal bir şey yaptığını şahitim, içindeyim zaten. Bence atık toplayıcılar bu ülke için çok kutsal bir şey yapıyorlar. Hayatı geri kazanabilir hale getiriyorlar. Atık toplayıcılara karşı herkesin daha duyarlı, önyargısız olmasını istiyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun.